Herkese merhaba. Bu videoda sizlere nasıl Fiverr'da iş ilanı açabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Öncelikle Fiverr nedir? Bu videoya tıkladığınıza göre muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama ben her videoda olduğu gibi yine kısaca bir anlatayım. Fiverr bedava bir şekilde kayıt olabileceğiniz, bedava bir şekilde iş ilanı açabileceğiniz ve bunun karşılığında dolar kazanabileceğiniz bir freelancer sitesi. Freelancer ne ondan bahsetmeyeceğim. En kötü freelancer'ın ne olduğunu bilmiyorsanız Google'a freelancer nedir diye sorabilirsiniz. Şimdi o zaman Fiverr'da nasıl iş ilanı açabileceğimize bakalım. Fiverr'a ilk girdiğinizde size ana menüsü karşılayacaktır. O yüzden sağ üstteki profil resmimize tıklıyoruz ve buradan profile yani profilimize gidiyoruz. Profilimize geldiğimizde burada aktif olan iş ilanlarımızı görüyoruz. Muhtemelen sizde burada hiçbir iş ilanı yoktur. O yüzden buradan azıcık aşağı kaydırıyoruz veya sizde direkt bu ilk iş ilanı olduğu kısımda olacaktır ve Create a New Gig butonuna tıklıyoruz. Bu arada Fiverr'da istediğiniz kadar iş ilanı açamıyorsunuz, bir sınır bulmakta. 0. seviye yani yeni bir kullanıcıysanız Fiverr'da maksimum aktif olarak 7 tane iş ilanı açabiliyorsunuz. Eğer ki 1. seviye bir satıcıysanız maksimum iş ilanı sayınız 7'den 15'e çıkıyor. Ve 2. seviye olduğunuzda ise bu maksimum sayı 20'ye kadar çıkıyor. Yani 2. seviye bir satıcı olduğunuzda aynı anda 20 tane iş ilanı kurabiliyorsunuz. Create a New Gig dediğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradaki sayfada iş ilanımızın adını, başlığını, kategorisini ve anahtar kelimelerini yani etiketlerini ayarlıyoruz. Şu an ben bir iş ilanı açmak istemiyorum ama bu kısmı geçip diğerlerini gösterebilmem için rastgele bir şey yapacağım. Rastgele bir isim koyacağım buna. Ondan sonra bu kategori kısmında geçtiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Yani şöyle bir sayfa açılıyor aynı sayfanın içerisinde. Ve burada çıkacak şeyler sizin kategorinize göre değişiyor. Mesela ben logo üzerinden gittim. O yüzden bana ne tarz bir logo yaptığımı soruyor. Vintage yani eski tarzda bir logo mu? Flat minimalist bir logo mu yapıyorum? Signature mu yapıyorum? Maskot yani animasyon tarzı böyle illüstrasyon tarzı bir logo mu yapıyorum? Bunu seçmemi istiyor. Mesela flat ve minimalist diyorum. Ve onun altında ise file format. Yani müşteriye hangi formatta bir dosya teslim edeceğimi soruyor. Mesela ben JPEG ve PNG'nin yanı sıra bir de vektör dosyayı teslim ediyorum. Yani Illustrator'da hazırladığım dosyayı. O yüzden buradan AI diye işaretliyorum. Buradan siz bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra bir de onun altına etiket gireceğim. Şöyle taglerimde, etiketlerimde girdim. Maksimum 5 tane tag girebiliyorum buraya. Ve ondan sonra Save and Continue diyorum. Save and Continue dediğimizde burada yaptığımız değişiklikleri kaydediyor ve bizi bir sonraki kısma atıyor. Ki o kısımda fiyatlandırma kısmı. Burada iş ilanımıza bir fiyat koyacağız. Yani o belirlediğimiz, o seçtiğimiz işi ne kadar para karşılığında yapacağımızı belirteceğiz. Buradan paketler yapabilirsiniz. Yani aynı iş ilanını paketlere, gruplara bölebilirsiniz. Şöyle benim bir iş ilanım ile anlamanıza yardımcı olayım. Mesela benim böyle bir ilanım var. Canlı yayıncılar için tasarım paketi hazırlıyorum. Tasarım yapıyorum. Buradaki Basic Pack adını Starter Pack koymuşum. 15 dolar ve bu 15 dolarlık pakette ben banner tasarımı, yayın kapalı ekranı ve facecam tasarımlarını yapıyorum. Onun yanında standart paketi tıkladığımda fiyat 40'a yükseliyor. Burada ise starter paketinde yani az önce saydıklarımın hepsini artı logo, panel bir de chatbox tasarımları yapıyorum. Yani eğer ki sadece starter pack'teki tasarımları isteyen biri gelip sadece 15 dolar verip bu paketi alabilir. Veya standart pakettekilerini istiyordur ve onun için sadece 40 dolarlık paketi alır, onun yerine 60 dolarlık paketi almaz. Hani böyle paketler de sunabilirsiniz müşterilerinize. İş ilanı açmaya geri dönecek olursak, buradaki paketleri düzenleyebiliyoruz. İsim koyabiliyoruz, o paketin ne içerdiğini belirtebiliyoruz. Kaç günde teslim edeceğimizi buradan gösteriyoruz. Mesela 2 günde teslim edeceğim bunu, bunu 1 günde teslim edeceğim falan. Onun altında ne kadar revizyon sunacağımızı, revizyon nedir? Müşteri sizden bir şey satın aldım. Siz ona teslim ettiniz, beğenmedi, düzeltme istedim. Yani siz bunu şuradan en alttan unlimited seçerseniz müşteriye bağlı bir şekilde müşteri sizden 20, 30, 40 defada değiştirme isteyebilir. O durumda müşteriyle anlaşmanız gerekiyor. Ya iptal oluyor ya da müşteri sonunda bir karar vermesi gerekiyor. O yüzden sınırsız koymanızı tavsiye etmiyorum. Onun yerine şuradan mesela 9'a kadar da koyabilirsiniz. Ve müşteri sizden 9 kere değiştirme talebinde bulunabilir. Ve aşağıda böyle tikler var. Mesela vektör file. Tekrardan logo üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Mesela ilk paketimde ben vektör dosya teslim etmeyeceğim. O yüzden buradaki tiki açmıyorum ve buradakini açıyorum. Ve giren müşterim görüyor ki ilk dosyada yani basic pakette vektör dosya teslim edilmiyor. O yüzden gelip ikinci pakete bakıyor ve görüyor ki orada vektör dosya teslim ediliyor. O yüzden bu da o iş ilanı almasını sağlayabilir. Ve buradaki kısımda son olarak ise aşağıda fiyatını belirliyoruz. Yani ilk paketimizi ne kadar satacağımızı, ikinci paketimizi ne kadar satacağımızı ve üçüncü paketimizi ne kadar satacağımızı. Tabi burada eğer ki siz bu üçlü paketi açmadıysanız sadece bir tane paket olacaktır ve sadece bir tanesi üzerinden ilerleyeceksiniz.
Son olarak bu sayfada bir de ekstra para karşılığında ekstra servis sunabiliyorsunuz. Yani ne oluyor? Şuradaki Extra Fast Delivery üzerinden bir örnek vereyim. Mesela şuradan Extra Fast Delivery'i açtınız. Bu ne oluyor? Hızlı teslimat. Mesela adam Basic paketi almıştır ve Basic paketin teslimat süresi 3 gündür. Ama siz bunu koymuşsunuzdur ve buraya sadece bir günde teslim edeceğim demişsinizdir ve ekstra 10 dolar karşılığında. Ve o kişinin bir acelesi varsa buradan 10 dolar karşılığında sadece bir günde teslimatı alabiliyor. Yani size 10 dolar fazla ödüyor ama siz ona iş ilanını bir günde teslim ediyorsunuz. İşinizi bir günde teslim ediyorsunuz. Tabi bu da paketlere bölünüyor. Yani ilk pakette mesela yapacağınız şey azdır. O yüzden bir günde teslim edebilirsiniz ve 10 dolar istersiniz. Diğer pakette yapacağınız daha fazladır ama bunu da bir günde teslim edersiniz. Ama yapacağınız şey daha fazla olduğu için doğal olarak daha fazla para istemeniz gerekiyor. Yani bu size kalmış aslında. Ama genellikle daha fazla para istenir. Ondan sonra tekrardan Save and Continue dediğimizde bizi 3. sayfaya atıyor. 3. sayfa açıklama ve sıkça sorulan sorular. Şu an açıklamanın ve sıkça sorulan soruların dolu olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun nedeni zaten hali hazırda aktif olan bir iş ilanım üzerinden gittiğim için. Şurada açıklama kısmında zaten adından da belli açıklama yapıyorsunuz. Yani iş ilanınızda ne sunuyorsunuz müşteriye? O müşteri bu paketi satın aldığında ona ne teslim edeceksiniz? Yani karşılığında yani müşteri İş ilanınız hakkında bilgi almak istiyor ve siz de bunu burada açıklıyorsunuz. Bunun çok fazla açıklanacak bir yanı yok. Onun yanı sıra aşağıda sıkça sorulan sorular var. Şimdi sıkça sorulan sorular ne? Sıkça sorulan sorular sizin işinizi kolaylaştıran bir özellik. Tekrardan bir örnekle size açıklayayım. Mesela bir iş yapıyorsunuzdur ve bir müşteri geliyor ve size bir soru soruyor. Tamam, ona cevabınızı verdiniz. Ondan sonra başka bir müşteri geliyor, aynı soruyu soruyor, ona da cevabınızı verdiniz. Ondan sonra üçüncü müşteri geliyor, tekrar aynı soruyu soruyor ve siz her seferinde aynı cevabı vermekten yoruldunuz. Bu durumda sıkça sorulan soruları kullanmanız gerekiyor. Mesela şöyle bir soru alıyorsunuzdur. Revizyon hakkım biterse ne oluyor? Onun için buradan geliyorsunuz ve add frequently asked question, yani bir tane sıkça sorulan soru ekle diyorsunuz. Buraya o soruyu yazıyorsunuz. Yani bunu İngilizce yaptığınızı düşünün çünkü bu sitede İngilizce yapmanız önemli. Mesela şöyle yazdım. Revizyon haklarım biterse ne oluyor? Onun altına geliyorsunuz ve cevabınızı veriyorsunuz. Mesela onun altında şöyle bir cevap yazabilirsiniz. 5 dolar karşılığında ekstra revizyon alma hakkınız mevcuttur gibi bir şey yazabilirsiniz. Şu an doğaçlama gittim bu konu hakkında. Ve böylelikle artık müşteriler size her seferinde aynı soruyu sormak yerine gelecek buradan kendileri okuyacak. Yani size sorup cevap beklemek zorunda kalmayacaklar ve siz de onlara her seferinde cevap vermek zorunda kalmayacaksınız. Bu sayfayı da böyleydi. Bir sonraki sayfaya gelecek olursak, bir sonraki sayfa requirements, yani gereksinimler. Kısacası sizin işinize başlamak için nelere ihtiyaç duydunuz? Mesela logo tasarımı yapıyorsunuz diyelim ve buraya şöyle bir soru sorabilirsiniz. Buradan müşteriden şöyle bir cevap isteyebilirsiniz. Hangi renklerin kullanılmasını istiyorsun? Ve müşterici cevabını verir. Mesela şu renklerin kullanılmasını istiyorum veya aklımda bir fikir yok. Sen nasıl istersen onları kullan. Kendi yaratıcılığına göre takıl diyebilir. Veya şuradan buradaki tiki kapatabilirsiniz. Yani required. Yani müşteriye bu soruya cevap vermeyi zorunlu kılmıyorsunuz. Müşteri cevap vermese de bu sayfaya geçebilecek. Onun altında bir de bunların ne tarz şey olmasını istiyorsunuz. Mesela multiple choice. Bir soru sorarsınız ve alttakilerden birini seçer. Şuradan seçenek sunarsınız ve sadece birini seçer. Veya sonuncu seçenek olan attachment, yani bir dosya göndermesini istersiniz. Eğer ki bir dosya göndermesini istiyorsanız size, mesela vektör çizim yapıyorsanız, böyle insan çizimleri yapıyorsanız illüstratörde, o kişinin fotoğrafını isteyebilirsiniz. O kişi de fotoğrafını buraya ekler ve size gönderir, göndermiş olur. Burayı kendi isteklerinize göre dolduruyorsunuz. Ve devam ediyoruz ondan sonra. Son sayfamız olan galeriye geldik. Galeri sizin bir nevi iş ilanınızın vitrini gibi bir şey. Yani bir müşteri sizin iş ilanınıza girdiğinde örnek olarak, yani para verip sizin iş ilanınıza aldığında ne alacağını aşağı yukarı kafasında oluşturması için. Mesela ben buradaki iş ilanıma bir tane video eklemişim ve iki tane fotoğraf eklemişim. Tabi burada fotoğraflarınızı görüyorsunuz, maksimum 3 tane fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Yani 3 tane fotoğraf bana yetmiyor diyorsanız buradan ekstradan video özelliğini de kullanabilirsiniz. Yani bir slide gösterisi yaparsınız ve fotoğraflar böyle sırayla geçer ve onun yerine şu PDF kısmını kullanabilirsiniz. PDF kısmından direkt bir görselde koyabiliyorsunuz. Yani görselinizi PNG ya da JPEG olarak kaydetmek yerine onu PDF'e dönüştürüyorsunuz ve buraya ekliyorsunuz. Ve bu iş ilanınıza girdiğinizde direkt normal görsel olarak görünecektir. Ve artık tamamız. Bundan sonra artık yapacağımız tek şey buraya da Save and Continue demek ve büyük ihtimalle sizden bundan sonraki kısım size sadece bir tane publish butonu olacaktır ve iş ilanınızı paylaşacaksınızdır. Publish, yani yayınla dedikten sonra iş ilanınızı profilinizde görmeniz gerekiyor. Eğer ki görünmüyorsa muhtemelen Fiverr tarafından incelenmeye alınmış olabilir. Açıkçası benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi. Ben direkt ilanlarımı burada aktif olarak gördüm. Veya sizde şu an buradaki draft gibi de olabilir. Eğer ki publish demediyseniz. Yani mesela ben buna başladım, bir şey yapmaya başladım ama bitirmedim. O yüzden draft kısmına attım. Yani başka bir zaman buraya girip
direkt o ayarların üzerinden devam edebilirim ve ilanımı paylaşabilirim. Veya şuradan bu iş ilanınızın yanına gelip buradan pause dediğinizde şuradan pause kısımları gelecek. Yani duraklattığınız iş ilanları. Ve oradaki kısımdan tekrardan aktif edebiliyorsunuz eğer ki orada bir iş ilanınız varsa. İş ilanınızı paylaştıktan sonra tek yapmanız gereken bir müşteri gelmesini beklemek veya beklemek yerine iş ilanınızın reklamını yapmak, birilerine göndermek, bir şekilde reklamını yapıp satış kazanmaya çalışmak. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl Fiverr'da iş ilanı açabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işinize yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.